Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle hareket problemlerini çözeceğim. Peki hareket problemlerini nereden çözeceğim? Problematikten. Problematik'in biraz öneminden söz etmek istiyorum size. 2018'den bu yana özellikle sınav sistemimizde çok köklü değişiklikler oldu. Bu köklü değişiklikleri özellikle biz şurada görüyoruz. Artık eski nesil böyle tek satırlık. Misal şöyle göstereyim. Öğreten sorularımız da var. Yani tam burada tek satırlık soru bulabilir miyim? Bulamadım. Yani o kadar hazır, iyi hazırlanmış öyle söyleyeyim size. Varsayalım ki elimizde ne var? Tek bir satır var. Tamam mı? Bir grup işçi böyle tek bir satırlık sorumuz var ve arkasından da işlemi çok ağır olan ve uzun olan sorular soruluyordu 2018'den önce. Fakat 2018'den itibaren artık müfredat ciddi anlamda değişti ve yeni nesil sorular geldi. Şimdi yeni nesil soru demek illaki çok fazla şekilli ve uzun soru demek değil. Yeni nesil soru güncel hayatımızdan ya da gündelik hayattan ele alınmış yani oradan edinilmiş sorular demek. Bakın ne yapıyor? Metinle Emre birbirlerine doğru yürüyorlar. Bu bir Yeni nesil problem olarak geçebilir. Neden geçebilir? Çünkü gündelik hayatımızdan edindiğimiz sorular olarak bunu düşünebiliriz. Ya da ne oluyor burada bakıyoruz. Şekilli sorular var. Şimdi bu soruları aslında eski nesil sorulardan ayıran şey nedir? Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Bu kitabın önemini daha iyi anlayabilmek için. Önce de biz genelde sorunun bize ne sorduğunu, özellikle 2018'den önce sorunun bize ne sorduğunu net bir şekilde bilirdik. Sadece oradaki mesele o işlemi yapabilmekte. Ama artık 2018'den itibaren benim karşıma çıkan sorular şu şekilde soruyu önce okuyup yorumlayıp anlamanız gerekiyor. Anladıktan sonra da işlemlerini yapacaksınız. Hatta önceden işlem ağırlıklı iken sorular artık şimdi daha çok anlama ağırlıklı. Bu bağlamda eğer denemelerde netlerinizin yükselmesini istiyorsanız daha çok yeni nesil problemler veya rutin olmayan problemleri çözmeniz gerekiyor. Bu bağlamda bu kitabın hazırlanışı daha çok öğrencilerin yeni nesil soruları denemelerde netlerini yükseltmesi için hazırlanmış bir kitap. Şimdi ben öğrencilerimden daha çok neyi görüyorum? Hocam biz çözüyoruz. Yani yeri geliyor problemlerden 10 tane kitap bile çözen öğrencilerin var ama hiçbir zaman soruların tamamına yakınını yakalayamıyoruz. Neden yakalayamıyorsunuz? Çünkü hep benzer sorularla uğraşıyorsunuz. Benzer soru ne demektir? Temel düzey problem. Bakın arkadaşlar 3 satırlık bir soru hemen yap ama gerçek sınavda karşımıza bunlar çıkmıyor. Bunlar daha çok öğreten sorular. 2018'den bu yana karşımıza çıkan sorular biraz daha uzun. Önce okuduğunu anlayıp arkasından çözmeniz gereken sorular. Bu bağlamda bu kitap size gerçek anlamda denemelerde netinizi yükseltmenizi sağlayacak. Aynı zamanda benim 2018'den önceki sınavları incelediğim zaman karşıma çıkan bir şey vardı. Sorular genel olarak bakılacak olursa dağılımlarına 10 tane problem çıkıyordu veya 8 tane problem çıkıyordu. Ama artık tüm soruları neredeyse ÖSYM'e Problemler şeklinde soru, yani üstü sayılar da artık eskisi gibi tabanlar çarp tabanları çarparken üstler toplarız şeklinde değil. Artık sizin öncelikle onu anlayıp arkasından işlemi yapmanız gerekiyor. Bu bağlamda bu soruların önemini biz çözdükçe daha iyi anlayacağız. Benim size önerim. Bir an önce bu kitabı edinmeniz ve bu kitaptaki özellikle bakın özellikle rutin olmayan problemlerle yeni nesil problemlere kafa yormanız. Şimdi gelin bu kitaptan seçtiğimiz soruları sizinle çözelim. Siz de devamında buradan ödevlerinizi yaparsınız. Hareket problemlerinde ilk sorumuza gelelim. İlk sorumuza gelmeden önce ufaktan size bir konu özeti yapayım. Konu özetinden sonra da sorulara geçeriz. Şimdi bakın her şeyden öte benim bildiğim bir so formül var. X eşittir V çarpı T. X'imiz yol, V'miz hız. Arkasından şöyle yazayım. Burası hız. Bu da ne olması gerekir? Zaman. Şimdi zamanı bazen saat cinsinden de verebilir. Saniye cinsinden de verebilir. Sizin bakmanız gereken şey nedir? Hızdır. Eğer arkadaşlar hızı kilometre bölü saat şeklinde vermişse sizin zamanı neye çevirmeniz gerekir saate. Yani hız problemlerindeki temel mesele o eşitliği sağlayabilmeniz. Yani eğer zamanı hızda kilometre bölü saat vermişse veya ne olabilir? Metre bölü saniye vermişse sizin zamanı o istenilen şeye eşitlemeniz gerekiyor. Çevirmeniz gerekiyor. Çevirdikten sonra soruları rahatlıkla çözebilirsiniz. Ve geliyorum ortalama hıza. Ortalama hız artık bizim denemelerde karşımıza çok fazla çıkıyor. Ortalama hız ne demektir? Bakın. Elinizde bir yolunuz var. Yolun bir kısmında ne yapabilirsiniz? 50 ile gider araç. Belki diğer kısmında yüzde gider. Belki bir kısmında kaçta gitsin? 70 ile gider. Biz burada ortalama hızı bulurken şöyle diyeceğiz. Yani hızı 50 miydi, 100 müydü, 70 miydi? Ben bunu bilmiyorum. O zaman ne yapacağım? Toplam yol yani alınan yolu geçen süreye böleceğim. O zaman burada şu soru karşıma çıkıyor. Zaman nedir? Bakın ne dedik biz burada? X eşittir V çarpı T mi dedik? T'yi yalnız bırakın. T'yi yalnız bırakacak olursanız buradan X bölü V gelir. Hiçbir zaman unutmayın. Hız ne eşittir? Şey geçen süre ne eşittir? Yol bölü hız. Veya hızı düşünelim. Hız neye eşittir arkadaşlar? X eşittir VT'den düşünün. T'yi diğer tarafa atın. X bölü T. Unutmayın arkadaşlar. Her zaman yukarıda ne olması gerekir? Yol. Yani X olmak zorunda. Diğerleri her zaman yalnız bırakınca aşağısında kalır. Yani V de diğer tarafa geçerken bölüm olarak T de diğer tarafa geçerken bölüm olarak geçmeli. Şimdi bakalım. Burada ne var? Trenin boyu, tünelin boyu, alınan yol. Bu ne demek? Şimdi Artık karşımıza çıkan yeni tip sorular var. Elimizde diyelim ki bir tane neyimiz var? Trenimiz var. Eğer tren bir direği geçerse, bir direği geçerse, bu yola X diyelim, buraya Y diyelim mesela. Eğer bir tren, bir tren, bu tren tam tren gibi durmadı ama arkadaşlar idare edin. Eğer bir tren bir direği geçerse, bir elektrik direğinin veya ne olabilir? Bir levha yani Ankara'ya kaç kilometre var diyelim, 50 kilometre var diyen bir levhayı geçerse eğer geçmek için alması gereken yolu sorarsa alması gereken yol X artı Y'dir. Peki ben bunu bir direk olmaktan bir elektrik direği veya ben bunu yola dik olan bir trafik levhası olmaktan çıkartıp ne yapayım ben burayı? Bir tünel haline getirelim. Yani burası bu sefer tünel olsun değil mi? Şöyle yapalım. Tünel olsun. Tünelin uzunluğuna da Z dersem bu trenin bu tüneli tamamıyla geçmesi için e, yani geçmesi için alması gereken yolu şöyle bulurum. Y artı X artı Z yani dikkat edin bakın elektrik direği olursa sadece aralarındaki mesafe artı tünelin uzunluğu. Ama eğer elimizde bir tane tünelimizde varsa tünel aralarındaki mesafe artı trenin boyu. Trenin boyunu hiçbir zaman unutmayalım. Burada trenin boyu bence en önemli şey. Şimdi dairesel pist sorularında pistin çevresi diyor. Aslında aynı formül aynı formül burada var. Ne diyeceğim? X eşittir. V çarpı T diyeceğim. Yani bu bana neyi verecek? Yol eşittir hız çarpı zaman. Yani aynı mantığı kullanacağım. Şimdi karşımızda karşılaşma soruları var. Karşılaşma sorularında arkadaşlar burada A kentimiz var. Sorularda genelde karşımıza A kenti, B kenti. Bunlar aynı birbirlerine doğru geliyorlar. Öğrencilerin burada yaptığı bir hata var. Aman Aman diyorum. Aman diyorum. Eğer birbirlerine doğru iki tane hareketli geliyorlar, hareketli geliyorsa aslında bunlar zıt yönlüdür. Bu nereye doğru gidiyor? Doğuya. Bu nereye doğru gidiyor? Batıya. Zıt yönlü oldukları zaman ne diyeceğim ben? X eşittir VT'de V'yi hızlar toplamı alacağım. Yani V1 artı V2 çarpı T eşittir yol. Geliyorum buraya. Bu arkadaşımız ne? Saatin yönünde gidiyor. Bu da saatin ters yönünde gidiyor. O zaman gene ne oldu burada? Bakılacak olursa zıt yönlü. Yani bunlar elbet bir yerlerde şurada şurada karşılaşacak. Ama burada dikkat edilmesi gereken temel nüans, temel ayrıntı şudur. Bunlar zıt yönlü. Biri saat yönünde, birisi saatin ters yönünde. O zaman x eşittir. V çarpı t'de x'i çevre oluyor, alıyorum. Pistin çevresi. V olarak da hızlar toplamı. V1 artı V2 çarpı arkadaşlarım T olacaktır. Dikkat edin buna. Şimdi yetişme soruları. Yetişme sorularında şurada çok önemli bir ayrıntı var. Bakın arkadaşlar V1 büyüktür V2 olmak üzere diyor. Yani V1 neden V2'den büyük olmalı? Ya şurada A kentinde bir V1'imiz var. Arkasından B kentinde V2 var. Eğer V1 V2'den daha hızlı değilse zaten bunu yakalayamaz ki. Varsayalım ki ne olsun? Şurada C kentinde yakalasın. Buradan buraya y yol almış olsun. Bu da buradan buraya ne yol almış olur? X artı y mi? O zaman aldıkları yollar farkı bakın. Biri x artı y yol, yol almış. Diğeri de ne olmuş? Y yol mu almış? Farkını aldık. Farkını alırsak aralarındaki mesafeyi mi elde ederiz? Gene aynı mantık. X eşittir. Hızları farkı bu sefer. Çünkü aynı yönlü giderse farklarını aldım. Hızları farkı çarpı t. Dikkat edilmesi gereken noktayı arkadaşlar tekrar size söylemek istiyorum hızlı olan yavaş olanı yakalar. Eğer V2'nin hızı fazlaysa hep aralarındaki mesafe ne olacak? Zaman içerisinde büyüyecek, 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 artacak. Şimdi geliyorum buraya. Burada da tekrar ne oldu? V1 ve V2 aynı noktadan başladılar. Aynı noktadan başladılarsa formül tekrar aynı. Çevre eşittir yani x eşittir. Bu sefer hangi hızlıysa V1 V2'den tekrar büyük olsun. Ama ben burada hangisinin hızlı olduğunu bilmiyorsam şöyle yazarım. V1 eksi V2 çarpı T mutlak değer içerisinde. Buna da dikkat edeceğiz. Şimdi geçelim sorularımıza. Soruları çözdükçe zaten bu kafanızda çok daha bariz bir şekilde e, yani nasıl desem anlaşılacak. Ama dikkat etmeniz gereken aslında bir tane ve bir tane formül var. O da nedir arkadaşlar? X eşittir V çarpı T. Ve eşit sürede ve eğer eşit sürede iki hareketle hareket ediyorsa aynı anda başlıyorlarsa aldıkları yollar oranı yani yollar oranı Aynı zamanda hızlar oranına eşittir. Buna da dikkat edin. Neden arkadaşlar? Zaten süre her ikisi için aynı. Çünkü aynı anda yolculuk ediyorlar. 2 saat sonra karşılaşıyorlarsa o zaman ben ne diyeceğim? Başlangıçtan itibaren 2 saat yol aldıkları için her iki harekette de aynı yolu almış oluyor. Yani şöyle düşünün. X1 eşittir. V1 çarpı T1 değil. X2 eşittir V2 çarpı T2 deyin. Bunları taraf tarafa böldüğünüz zaman eğer süreler aynısı bunlar sadeleşir. Yollar oranı hızlar oranı eşit olmuş olur. Bu da benim hız problemlerinde en fazla karşıma çıkan özel sorulardan. Şimdi bakalım. Burada ne oluyor? Bu sorumuz e, temel düzey bir soru olabilir. Mühendis mi aracıyla 70 kilometre sabit hızla 2 saatte ofisine varıyor. 2 saatte ofisine varıyorsa x eşittir neydi? V çarpı t idi arkadaşlar. O zaman ben bakıyorum birimine vermiş kilometre ve saat. O zaman ne yapalım? 70 ile 2'yi çarpalım ve bu bize kaçı versin? 140 kilometreyi versin. Birimimiz neydi? Kilometre tuttum aklımda. Ofisindeki işleri bir saatte tamamlıyor. Yani bir saat boyunca hareket yok. Sonra aracıyla 80 km hızla hareket ederek bir buçuk saatte şantiyeye varıyor. Bakın arkadaşlar. Bir buçuk saatte şantiyeye varıyorsa o zaman formülümüz gene neydi? X eşittir V çarpı T. X'e bakalım. 80'de. 80 ile kaçı çarpıyorum? Bir çarpıyorum. Arkadaşlar bir sıfırla 15 yaparsınız. 8 15'in çarpımı da 120'dir. O zaman arkadaşımız şöyle bir şey yapmış Semi. 140 buradan almış ve 120 de buradan. Yani aldığı toplam yolun ben kaç olduğunu görüyorum. 140 artı 120'den 260 olduğunu görüyorum. Yani x'imiz eşittir 260 toplam yol. Arkasından soru bize ne soruyor? Gerçi itibaren kaç kilometre yol almıştır diyor. 260 kilometre. Eğer ortalama hızını sorsaydı ve ortalama neydi? Yani toplam yol bölü geçen süreydi. O zaman ne yapardınız? Toplam yolunuz nedir? 260 mı? 260. Toplam aldığı yol. Geçen süre hareket ederken geçen sürede nedir arkadaşlar burada? 2 saat burada, 1,5 saat burada, 3,5'a bölerdiniz. Şu an tam çıkmadığı için ben bölmekle uğraşmayacağım. Soru da zaten onu sormuyor. Ama dikkat edilmesi gereken nokta şu geçen süre arkasından da geç aldığı toplam yol bölü geçen süre bana ve ortalamayı verecek geçelim diğer sorumuza bakın burada neymiş sayfa 109 soru 1. geçelim diğerinde şimdi bir atlet 800 metrelik parkurun toprak olan bölümünde dakikada 100 metre şimdi toprakta dakikada 100 metre yani dakikada 100 metre ise hızı şöyle yazabilirim v eşittir v eşittir 100 metre diyor ya 100 Burada metre dakika. Metre bölü dk. Yani hızını ne bulduk? Metre bölü dakika olarak bulduk. Çim olan bölümde de 80 metre hızla koşuyor dakikada. O zaman burada v çim diyelim biz buna. Bu da ne olsun? 80 metre bölü dk diyorum. Bu parkurun 1 bölü 4'ü çim. Parkur tamamıyla karşı 800 müydü? O zaman 800 çarpı 1 bölü 4 diyorum. Bu da bana kaç verdi? 200 metre. 200 metre neymiş arkadaşlarım? Çim yazdım. Devam ediyorum. Arkasından da ne diyor? Geri kalanını da bulalım. E 800'den 200'ü çıkartırsak 600 metrede arkadaşlar bu çimse eğer toprak oldu. Toprağı da yazdık. Şimdi bakalım. Soru bize niye soruyor? Atlet 4 turu kaç dakikada tamamlar? Şimdi buradaki hızını bulalım. Buradaki hızı neydi şimdi? Bakın e, toprakta kaçtı? 100 müydü? O zaman 600'ü 100'e böldüm. Burada ne geldi? 6. Devam ediyorum. Diğerine bakıyorum. Burada kaçtı? 200 müydü? 200'ü de kaça böleceğim arkadaşlarım? 80'e bölüyorum. Sadeleştirdim. Hatta 20 bölü 8 kaldı. Bunu da 4 ile sadeleştiriyorum. Bu da bana neyi verdi? 5 bölü 2. Şunlara bakın arkadaşlar. 4 tur mu atıyor? O zaman 4 tane bundan var. 4 tane bundan. 4'ü neyle çarpıyorum? 5 bölü 2 ile. 4'ü neyle çarpıyorum arkadaşlar? 6 ile mi? Buradan sadeleştirecek olursak ya yani sadeleştirmek gerçekten bizim için önemli. Çünkü soruda uzun e, uzun uzun çarpmayla uğraşmaktan kurtarmış oluyor. 2 ile 5'i çarptım 10. Arkasından 24 toplayacak olursak bu da bize 34 cevabını vermiş oldu. Geçiyorum diğer soruma. A şehrinde bulunan <laughs> A şehrinde bulunan iki aracın hızları 100 kilometre ve 80 kilometredir. A şehrinde bulunan iki tane araçımız var. İkisi de aynı şehirdeler. Bakın şurada A'dalar. A şehrinde. Birinin hızı neymiş? V 100'müş. Buna V1 diyelim. Diğerinin hızı neymiş arkadaşlar? 80. Bunları yazın. Hiç sorun değil. Arkasından da yavaş olan araç hızlı olan araçtan 3 saat önce hareket ediyor. Bakın yavaş olan aracımız kaçtı? 80'di. Şimdi bunun için verileri toplayalım. 3 saat harekete başlıyor. Yani 3 çarpı 80 3 çarpı 80 yol alıyor. Buradan ne oldu? 240 kilometre yol aldı. Daha sonra ne alıyor? Hızı 100 olan V1 eşittir 100 diyor. Burada ne oluyor? 2, e, hızlı olan 3 saat önce harekete başlıyor. Hızlı olan araç harekete başladıktan 2 saat sonra. Şimdi bakın dostlarım e, eğer bu 2 saat yol alacaksa 200 kilometre yol aldı ama bu adam duruyor mu? Hayır durmuyor. O zaman 80 çarpı 2'den 160 aldı. Arkasından devam ediyorum. Bir saat <laughs> sürdükten sonra aynı hızda yani bir saat daha arızası var. Arızası varsa biz burada ne diyeceğiz? Arkasından bir saat ama diğeri tekrar yol alıyor. Tekrar yol aldığına göre o zaman bir saatte 2 saat sonra arızalanıyor. Bir saat sürüyor. Arkasından buradan da kaç olmuş oldu? Bir bakıma e 80 çarpı birden 80'lik yol almış oldu. Devamında şöyle diyorum. Aralarında ne kadar mesafe vardır? Şimdi 240, 160 daha kaç yaptı? 400, 480. Yani hatta şöyle diyebilirsiniz. Direkt süreleri toplayıp aslında 480'i bulabilirdiniz. Yani hızlı olan, yavaş olan 480 aldı. Devam ediyorum. Hızlı olan ne aldı? 200 mü? O zaman çıkartalım ve aralarındaki mesafeyi bulalım. Aralarındaki mesafe kaç? 280. Bunlar aynı yönlü gidiyorsa formül neydi? X eşittir. Kaç saat sonra yakalar? X eşittir V çarpı T miydi? T'yi yalnız bırakın t eşittir buradan ne olur o zaman? Şuradan devam ediyorum. Bakın şöyle. t eşittir x bölü v geldi. x'imiz kaç aralığındaki mesafe? 280. Aynı yönlü gidiyorsa ne yapacaktık? Hızlar farkı. Hızlar farkımız kaç olur burada? 100'den 80'i çıkardık. 20. E, bölecek olursak cevabımız kaç geldi? 14. Yani 14 saat sonra yakalamış oldu. Evet. Problematik sayfa 113 soru 1'deyiz. Bakıyorum burada neler oluyor? A'dan B 180. B'den C'ye 240. Yani farklı farklı yollar gibi gözükebilir. Aynı zamanda hızı burada 90, burada da 60. Bir araç AB yolunu 90, BC yolunu 60. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Asfalt burası da toprak. Tabii ki haliyle toprakta daha yavaş gidiyor araç. Ama asfaltta basıp gidiyor. Buna göre aracın ortalama hızı nedir? Hmm. Ortalama neydi? Öncelikle x eşittir v çarpı t'yi yarı V çarpı t yazıyorum. Ortalama hızı mı soruyor? V'yi yalnız bırakın. T diğer tarafa nasıl geçer bölüm? X bölü T. Bu X'i de arkadaşlar toplam X toplam T. Yani geçen aldığı toplam yol geçen toplam süre. Hadi yapalım. Şimdi zaten toplam yolu vermiş değil mi? X olarak toplam yolumuz belli. Nedir? 180 ile 240'ı topladım. Buradan 420 geldi. Aynı zamanda toplam süreyi bulalım. Süreyi bulmak için. Tekrar ne diyorum? X eşittir V çarpı T. Sevgili arkadaşlar burada V çarpı T ise T'yi yalnız bırakın. T eşittir x bölü v olur. Haydi ilk başta buradaki geçen süreyi bulalım. Buna t1 diyelim. A, B arasındaki mesafe. O halde bu bana neyi verdi? 180 bölü 90'dan yani ne yapacağım? Yol bölü hız. 2'yi verdi. Geliyorum buraya. T2 eşittir. 240 bölü 60'dan bana kaçı verdi? 4. Toplayıldık bunları. Toplayınca kaç oldu? 6 oldu. Çünkü toplam süre olması gerekirdi. 42'yi 6 ile sadeleştirecek olursanız 7. Yani cevabımız ne oldu? 70 ve C'dir. Soruyu tekrarlayalım arkadaşlar. V ortalama önemli. Toplam yol bölü toplam e, geçen süre olması gerekiyor. Biz ne yaptık? Toplam yolu vermişti zaten 420 olarak. Devamında da ne dedim ben? Toplam süreyi bulalım. Toplam süre nedir? Yol bölü hız. Yol bölü hız. Toplam süreyi de 6 buldum. Bölünce cevabımız C çıktı. Geçiyorum diğer sorumuza. Şimdi bakalım. Şimdi öncelikle bunların birbirlerine doğru geldiğini görüyorum. Aslında bu saatin ters yönünde bu da saat yönünde. Yani hız alacaksam eğer x eşittir v çarpı d'de hızı alacaksam zıt yönlü olduklarından dolayı v1 artı v2 olur. Ya zaten şöyle düşünün iki tane aşığı düşünün eğer iki tane aşık birbirlerine doğru geliyorlarsa çabuk kavuşurlar. Ama iki tane aşık birbirlerinden kaçarak gidiyorlarsa bir aynı yönlü gidiyorlarsa ya şey düşünün kovalamak gibi düşünün. O zaman ne olacak? Yakalaması için geçmesi gereken süre daha da artacak. Bu yüzden biz ne yapıyoruz? Birbirlerine doğru geliyorlarsa hızı büyütüp toplamlarını alacağım. Şimdi bakalım. Ne diyor sorumuzda? O merkezi dairesel pistin A ve B noktalarında iki hareketle aynı anda ve zıt yönde hareket ettikten 6 saniye sonra burada ne yapıyor? 6 saniyede karşılaşıyorlar yarısının. Aynı 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 anda ve aynı yönde hareket ederlerse kaç saniye sonra hızlı olan araç yavaş olan aracı yakalar. Şimdi sevgili arkadaşlar buranın çevre bölü 2 değil mi? Aralarındaki mesafe. Çevre bölü 2 eşittir diyorum ben. Hızları toplamını alacaktım. V1 artı V2 hızları toplamı bana neyi verdi? 18. Ondan sonra ne diyor? 6 saniye sonra mı? 6 yazdık. Buradan çarpacak olursak çevremizi kaç bulduk arkadaşlar? 18 çarpı 12 bulduk. 10 çarparsak buradan ne gelir arkadaşlarım? 180 geldi. 180. 180'e de 2 ile çarptık. 36. 216 geldi. Yani yarım çevreyi 18 çarpı 6 olarak buldum. Arkasından da soru bize neyi soruyor? Diyor ki <laughs> hatta şöyle de yapabilirdik. Birbirlerine doğru ne yapıyor? 6 saniye mi? O zaman bu 6 saniyede ne kadar yol alır? 60 alır. Arkasından devam ediyorum. Bu 48. O zaman toplayacağımız zaman çevre çevrenin yarısını kaç bulmuş olduk? 108. Buraya bir bakayım arkadaşlar. Burada ne gibi bir hatamız vardı? hızları toplam olarak 18 e aldık değil mi tamam çevre bölü 2 çevre bölü 2 buradan gene kaç bulmuş olduk 108 tamamı kaçtır 216 şimdi bunlar aynı yönlü gidecek yani şöyle farklı bir renk kalemle yapayım şöyle aynı yönlü gideceklerse aralarındaki mesafeye bakıyorum Arada, hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar önemli bir şey var aralarındaki mesafeyi bulurken hızlı olandan yavaş olana doğru bakın çünkü hızlı olan yavaş olanı yakalar aralarındaki mesafe kaçtı 108 miydi x'imiz eşittir gene v çarpı t ama ben burada şöyle yapacağım aynı yönlü olduğu için x gene x olarak kalacak ama v1 eksi v2 olacak çarpı t x'imiz kaçtı biraz önce bulduğumuz 108 mi 108 eşittir diyorum hızları farkı ondan 8'i çıkardım kaç oldu 2 çarpı t. O zaman iki diğer tarafa bölüm olarak geçerse t eşittir. Buradan kaç gelir arkadaşlarım? 54. Soru bizden neyi soruyordu? Kaç saat sonra yakala? Cevabımız 54 yani Ceyhan oldu. Geçelim diyelim Sabit hızla hareket eden bir tren sabit hızla yani hızın hiçbir zaman değiştirmiyor. 420 metre uzunluğundaki bir tüneli. Bakın. 7 saniyede geçiyor. Daha sonra 560 metre uzunluğundaki başka bir tüneli 9 saniyede geçiyor. Trenin boyu kaç metredir diyor. Biz şöyle düşüneceğiz. Öncelikle trenin bir uzunluğu vardır. Trenin uzunluğuna, trenin boyuna kaç diye ne diyelim? X diyelim. X dedikten sonra şunu diyeceğim. Aldığı yol nedir? Tünel artı kendi boyudur. Yani formülümüz neydi? X eşittir V çarpı T miydi? Şöyle diyeceğim. İlk durumda aldığı yolu ne diyorum? Tünelin uzunluğu kaçtı arkadaşlarım? 420. O zaman yazıyorum. 420 ama bir de ne yapması gerekiyor? kendi boyunu da alması gerekiyor. Özellikle hız problemlerinde benim en fazla önemsediğim şeylerden birisi kendi boyunu aldığına dikkat etmemiz. O zaman 420 artı kendi boyunu da x'ledim. Hızını neydi? Sabit hız mı? Hızına v diyorum. Geçen süre neydi? 7 saniye. Şimdi ikinci denkleme gelelim. İkinci denklemde ne yapıyor? 560 metre uzunluğundaki başka bir tüneli. 560'ı yazıyorum ama bakın arkadaşlar kendi boyunu değiştiriyor mu bu? Hayır. O zaman 560 artı x ledim. Devamında da hızımız tekrar V olsun. Ama kaç ne kadar saniyede geçiyor? 9 mu? Çarpı 9. Taraf tarafa bölüyorum. Taraf tarafa bölünce bakalım ne çıkacak? V'ler gitti. Arkasından 7 bölü 9 geldi. Burada ne yapalım arkadaşlar? İçler dışlar yapalım. E, 9 çarpı 420 artı 9x eşittir. 560 çarpı 7 artı 7x. Şimdi bana şunu diyebilirsiniz. Hocam neden çarpmadınız? Çarpmaya gerek yok. Neden gerek yok? Bakın 9x 7x al bu tarafa 2x olsun. diğeri tarafa at 560 çarpı 7 artı 9 çarpı 420 mi dostlarım? Arkasından da e, eksi olacak pardon. Diğer tarafa attık ya. Eksi oldu arkadaşlar. Burada şöyle bir şey yapacağım. Ben bunu 560'ın da 420'nin de kaça bölündüğünü görüyorum arkadaşlarım. E, ona bölündüğünü görüyorum misal. Değil mi? E, 7'ye bölündüğünü de görüyorum. O zaman 70 parantezini alacağım. 70 parantezini alırsam buradan 8 kere 7'den 56 eksi diyorum. 70 parantezini aldım. E, buradan kaç geldi arkadaşlar? 6 geldi. Buradan da bize kaç verdi? 54'ü verdi. E, düzenleyecek olursak buradan ne oldu? 56'dan 54'ü çıkardım. 2, 2 ile 70'i çarptık. Bu da 2 ile bir de 2x'e eşitti. 2x eşittir. 70 çarpı 2 oldu. 2'ler sadeleşti. Işte. Cevabımız 70 geldi. Biraz bir daha isterseniz düzenleyeyim arkadaşlarım. Burada x eşittir v çarpı t'miz var. İlk durumda aldığı yola ne dedim? 420 artı kendi boyu. İkinci durumda aldığı yola ne dedim? 560 artı x. Çünkü arkasından hızı sabitse v ve hızı vermediği için ben v'den kurtulmak adına ne yaptım? Taraf tarafa böldüm. V'ler gitti. Arkasından da cevap geldi. Geçiyoruz diğer soruya. Bakıyorum bu soruda neler oluyor? Hızları oranı 5 bölü 3 mü? Hemen bakalım. Hızları oranı 5 bölü 3 ise hemen hiç düşünmeden yaz arkadaşım. 5V'ye 3V. Aynı anda birbirlerine doğru hareket ederlerse 2 saat sonra karşılaşıyorlar. Tamam aralarındaki mesafeye X dersem birbirlerine doğru geliyorlarsa X eşittir. Hızları topla. 8V çarpı kaç saat sonra? 2 saat. Bu ilk durum. Eğer aynı yönde hareket ederlerse hızlı olan yavaş olana kaç saat sonra yetişir? Burada bakın örtük olarak şöyle bir anlam var. Hızlı olan yavaş olana yetişecekse arkadaşlar bakın eğer V1 V2'den V1 V2'den daha yavaş olursa zaten yetişemez. Zorunlu olarak V1'in V2'den ne olması gerekir? Büyük olması gerekir. Devam ediyorum. Devamında da ne diyeceğim? V1 V2'den büyükse o zaman çıkartacağım. Gene aralarındaki mesafe ne olacak? X. Arkasından çıkardım. Hatta şuraya yazayım. X kenar aralarındaki mesafe. Arkasından hızları farkını aldım. 5 V'den 3 V'ye çıkardım. 2 V. Bana ne soruyor? Kaç saat sonra? Yani T'yi soruyor. Bakın burada yapacağınız şey belli. X'i bilmiyorsunuz. V'leri bilmiyorsunuz. O zaman kurtulmanın güzel yolu nedir? Her tarafı ya taraf tarafa bölmek. X'ler gider. V'ler gider. O zaman 2'ler gider. Sadeleştirmeyle 1 kalmıştı. Soru bize ne verdi? 1 eşittir. 8 bölü T mi kaldı? O zaman T'miz 8 geldi. Bakıyorum diğer soruya. Koşu parkuru. Bakın koşu parkur soruları gerçekten önemli. Bu özellikle Burs'taki soruların parkura çok fazla... Yani nasıl desem yer vermesinin nedeni biz genelde ne yapıyoruz kitaplarda şunu görüyoruz. Hep böyle klişe sorular ilk 4 teste kadar devam ediyor ama 4 testten sonra artık biraz daha farklı soruların gelmesi gerekiyor. Özellikle ben problematik kitabının e, en iyi tarafının bu olduğunu düşünüyorum. Sürekli klişe sorularla uğraşmıyor. Daha çok öğrencinin sınavda karşısına çıkabilecek soruları e, daha çok yer verdiği için e, denemelerde haliyle netleriniz daha rahat yükselecektir. Şimdi bakalım koşu parkuru. Dilay ve Ceyda aynı anda yarışa başlıyorlar. Dilay'ın bitişe 4 kilometre yolu kaldığında bu soruyu arkadaşlar 3 yıldız atmak istiyorum. Gerçekten inanılmaz güzel bir soru. Dilay'ın bitişe yani parkurun yoluna da ne diyelim x diyelim. Dilay'ın bitişe 4 kilometre yolu kaldığında yani x eksi 4 yol aldı. Ceyda'nın 7 kilometre yolu var. Ceyda ne kadar yol aldı x eksi 7. Devam edelim. Dilay yarışı tamamladığında yani 4 kilometresi mi kaldı? 4 almış. Ceyda'nın 5 kilometre yolu kaldı. Başta kaç kilometre yolu vardı? 7. Sonra kaç kilometre yolu kaldı? 5. Ha demek ki 2 aldı. Yani biri 4 alırken biri kaç almış oluyor? 2 mi? Koşu parkuru kaç kilometredir? Bakın arkadaşlar. Aldığı yolları verirken burada süreler verilmemiş. Süreler verilmediğine göre ben şunu diyorum. Burada olması gereken şey şu. T'den kurtulmak. Ben size en başta dersin başında bakın. Dersin başını gerekirse açın. Özeti tekrar dinleyin. Dersin başında şunu söylemiştim en önemli pratik kurallardan birisi. Aynı süre hareket ediyorlarsa sonuçta bir yarıştalar. Aynı süre hareket ediyorlar. Yollar oranı hızlar oranına eşittir. Veya yollar oranı hiçbir zaman değişmez. İlk durumda bakın Dilay arkasından neyi var? Ceyda. Şimdi Dilay ne kadar yol almıştı? X eksi 4. Ceyda ne kadar yol almıştı? X eksi 7. Devam ediyorum. Sonrasında Dilay ne kadar yol aldı arkadaşlar? 4 mü? Dilay 4 yol alırken Ceyda ne kadar yol aldı? 2 yol aldı. O zaman bu oran hiçbir zaman değişmez. Yani bir kişiyi düşünün tamam mı? Biri 100 ile gidiyor, biri 50 ile gidiyor. Yani bu saatte 100 kilometre alırsa bu saatte kaç kilometre alır? 50 kilometre. Bu 2 saatte 200 alırsa bu 2 saatte ne kadar yol alacaktır? 100. Bakın oran hiçbir zaman değişmez. Yani hızlar oranı her zaman yollar oranı eşit olduğundan dolayı ilk başta x-4 yol aldı daha x eksi 7. Sonra Dilay 4 aldı. Diğeri de kaç aldı? 2. Bu oran değişmeyeceği için hemen içler dışlar yapalım. Çarpıyorum. 2x eksi 8. 2 ile 4'ü çarpmayı gerçekten unutmayın. En kritik şey bu. 4 ile çarpıyorum. 4 ile çarparsam 4x eksi 28. At diğer tarafa. Attın. 2x eşittir kaç oldu? 20 mi oldu? x eşittir kaç oldu? 10. E bize neyi soruyor? Koşu parkuru. Ben pratik olsun diye ne dedim? Sorulan şeye ne diyelim? X diyelim. E, X buradan kaç çıktı? 10. O zaman cevabımız nedir buradan? C. Devam evet. edelim. Diğer sorumuza. Güzel bir grafik sorusu. Gerçekten arkadaşlar bakın yeni nesil sorulardan birisi. Tek satır değil. Soruyu çözebilmeniz için ne yapmanız gerekiyor? İlk başta bir anla. Bir anla sonra çözersin. Genelde eğer soruyu anlıyorsanız yeni nesil sorularda çözümleri gerçekten inanılmaz kolay. <laughs> Pardon Şimdi yandaki grafikte Pardon biraz detone olmaya başladım da Yandaki grafikte A ve B araçlarının aldıkları yolların Zamana göre değişimi verilmiştir Bakın bir saatte A aracı ne kadar yol almış 20 mi O zaman bu hız demektir Ve A eşittir 20 birimine Kilometre birimine saat Kilometre bölü saat dedim Devam ediyorum B'ye bakıyorum VB diyelim onun hızına da Arkasından bir saatte ne kadar yol almış? 60 kilometre mi? 60 kilometre bölü saat diyebilirim. Soru şu an neredeyse çözüldü. Ne diyor? Aralarında 320 kilometre mesafe bulunan iki kentten grafikteki hızları A ve B araçları aynı anda birbirlerine doğru. Kritik kelime birbirlerine doğru. Hemen neyi anlayacağım? Hızı ne alacağım? V1 artı V2. Aralarındaki mesafe neydi? 320 miydi? X eşittir. V çarpı T'ye bakıyorum. X'imiz ne? 320. V'miz ne arkadaşlar? Toplayalım. 80 çarpı T. T de buradan kaç geldi? 4. Ve arkadaşlar o beklenen ödüllü soru. Ödüllü sorumuzun cevabını aynı zamanda, aynı zamanda nerede bu benim problematik kitabım? Bakın arkadaşlar problematik kitabımızda da görebilirsiniz. Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Güzel bir soru. Bisiklet, bisikleti çok seviyorum. Lütfen bu soruyu çözüp yorumlara yazın. Bakalım kimler çözmüş?